SSP'li hastası yatağa bağımlı bir çocuğun, anne içgüdüleriyle çocuğunun hissettiklerini şiire döken anne, çaresiz kalmış, hiçbir kimsenin sahip çıkmadığı ve yardım etmediği bir anne, dilim söylemese gönlüm şöyle söyler. Bana ne oldu anne? Ellerim kalkmaz, dilim konuşmaz, ayaklarım yürümez, gözlerim görmez oldu. Kime ne yaptım anne? Kimi üzdüm? Kimi kırdım? Kime ne dedim? Kime ne yanlış yaptım? Ne yanlış yaptın ki bu hali aldım? Daha ben dünyama doymadım ki. Çantamı getir anne. Okula gitmek istiyorum. Arkadaşlarımı çağır anne. Onlarla oynamak istiyorum. Ayağımı yere koy anne. Topa vurmak istiyorum. Daha ne diyeyim anne? Hayatta yaşamak istiyorum. Elimi saçına koy anne. Seni sevmek istiyorum. Gözlerime bak anne. Seni görmek istiyorum. Benimle konuş anne. Sesini duymak istiyorum. Allah'a dua et anne. Hayatta yaşamak istiyorum. Değerli izleyici kardeşlerim, bu şiir gerçekten de beni duygulandırdı. Neden diyeceksiniz? SSP'li hastaların, yani kızamık virüsünden dolayı ölümcül hastası olan çocukları kurtarmak amacıyla bir dernek kurulmuş. Bu derneğe SSP derneği diye bu derneğe yardım yapan, yapmak isteyen kardeşlerimiz yardım etsinler ki bu yavrucaklar ölmesinler. Bu yavrucaklar hayatını daha genç yaşta gözlerini, hayata gözlerini yummasınlar. Birazdan arkadaşlarımız altyazı olarak hesap numarasını geçecekler ve telefon numaralarını geçecekler. İnşallah duyarlı bütün vatandaşlarımız, bütün kardeşlerimiz bunlara bir el atarlar. Cenab-ı Allah'ın indinde makbul olacaktır. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Mubin'de وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ayeti kerimesinde kim bir insanın yaşamasına vesile olursa sanki bütün insanlığın yaşamasına, insanlığın yaşamasına vesile olmuş gibi sevap kazanır. O açıdan gerek Müslüman olarak, gerek insan olarak bu konuda duyarlı olmalı.